Herkese selam arkadaşlar. Selam. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sonunda benim okuluma gidiyoruz. Uzun bir zamandır aslında aklımda vardı ama bir türlü gitmek nasip olmadı. Çünkü Betül'le gitmek istiyordum. Betül'ü yakalayamadım. Kendi evet. Ödevlerim, sınavlarım, işlerim, güçlerim çıkıyordu sürekli. Bugün sonunda birbirimizi yakaladık ve beklenen video geliyor. Şimdi yola çıktık, metroya gideceğiz. Sonra oradan da Deryan'ın okuluna geçeceğiz. Ve Deryan'ın okulunu gezmeye başlayacağız. Evet, kampüsü, sınıfları, işte yemekhaneyi falan gösterebildiğimiz her yeri göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olur. İyi seyirler. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Giriş yaptık. Evet. Mekanda online'ız şu an. Bayağı büyükmüş ya. Tüm mühendislikler burada mı kanka? Aynen, yani. Bütün mühendislik bölümleri burada. Mimarlıklar da burada kanka. Şimdi şehir bölge mi? Planlama, aynen. Dış mimarlık. Bir de şey var işte, endüstri ürünleri tasarımı. Ay ben eğer bayağı kalabalık bir fakülteyiz. Tercihimi değiştirseydim mimarlıkta da okuyabilirdim burada. Betül'ün içinde ukde kalan bir mimarlık. Öncelikle bizim kesit kafemizi göstermek istiyorum size. Zaten Gazi Üniversitesi'nde mühendislik videomda bahsetmiştim. Hatırlarsınız belki izlediyseniz. Yemekhanemiz burası. Yemekhanenin de içine gireceğiz öğlen yemek yediğimizde. Şu an aç değiliz. Burası biraz kalabalık olduğu için arkadaşlar. Bayağı kalabalık hatta. Şurası girişi. Betülerin fakültesinde daha az insan vardı. Evet. O yüzden çekmeye utanmıyordum. Biraz gerildim arkadaşlar. Yani senin daha çok hani görüşebileceğin kişiler var ya burada. Evet. Yani gördüğüm insan. Ay bu karşıda da hocalar var herhalde. Öncelikle şöyle kafeyi göstermek istiyorum size. Burası kampüsün içinde bir kafe. Genelde işte dersten çıkınca falan oturuyoruz biz burada. Bayağı kalabalık oluyor öğlen aralarında falan. Bakın burada standlar kuruluyor. Toplulukların standları. Şöyle şu tarafı yeni yaptılar. Pandemiden önce burası çok böyle düzenli değildi. Bu kırtasiye de yeni açıldı. Burada kırtasiye yoktu aslında. Sadece alt katta. Aynen. Bunun içinde olması mükemmel bir şey. Evet, sadece alt katta vardı. Artık burada da var. Umarım duyuyorsunuzdur. Şu an etraf biraz kalabalık olduğu için gürültü var. Burada işte toplulukların etkinlikleri falan oluyor. Konferanslar düzenleniyor. Mesela bizim Gazi Endüstri topluluğumuzun etkinlikleri genelde burada oluyor. İşte kariyer günleri, verimli günleri falan. Daha çok işte alanında uzman kişiler katılıyor. İşte mühendisler, yöneticiler, üst düzey yöneticiler gibi. Bu içeri kısımda öncelikle bir fuaye alanı oluyor. Burada işte çekilişler düzenleniyor ya da yiyecek içecek dağıtımı falan yapılıyor. Bayağı güzel yani. Pandemiyle gitti maalesef. O yüzden ben hani bu laboratuvarı kullanmadım yani. Ama büyük ihtimal ergonomi derslerinde bu laboratuvar kullanılıyor normal şartlarda. Bu şekilde burayı da göstereceğim size. Burada
da böyle sınıflarımız var arkadaşlar. Şu taraf çift numaralı sınıflar, sol tarafta tek numaralı sınıflar var. Bu şekilde. Yani burası endüstri katı şu an. Diğer katları da gezeceğiz. Şimdi burası bizim derslerimizi gördüğümüz sınıf. Genelde dersler 50 dakika falan oluyor. Hocalar son derste biraz daha erken bırakabiliyor. Biraz hocadan hocaya göre değişebiliyor yani. Burada prizler var. İşte telefonunuzu, bilgisayarınızı falan şarj edebiliyorsunuz. Biraz masalara uzak dezavantajı var ama. Evet ya, nereye koyacaksın? Oraya bir sandalye koymak lazım. Ya da yetişir mi bilmiyorum. Bilgisayar yetişir de telefonu bilemem. Aynen. Biraz sıkıntı olabiliyor bazen. Arkadaşlar bunlar ders programları oluyor. Her sınıfın altında panolarda asılı oluyor. Mesela burada şu an günlerden cuma. Genelde cuma günleri insanların çok dersi yok. Benim de yok mesela. Ama şu an mesela burada manufacturing process, yani imal usulleri dersi varmış. O yüzden giremiyoruz. Burası amfi gösterecektik ama giremiyoruz şu anda. Boş bir amfi arayacağız o yüzden. Hani buradan gelip mesela dersinizi falan karıştırırsanız, bulamazsanız yerini falan yine bakabiliyorsunuz. Yani panolarda yazıyor. Bu şekilde. Burada genelde biz ders çalışıyoruz. Her katta var yani böyle masalar, sandalyeler. Oturup sohbet muhabbet falan edebiliyorsunuz burada. Buradan Gençlik Parkı gözüküyor. Gençlik Parkı görünüyor. Güzel bir manzaramız var. Burada da otomatlar var. İşte su, meşrubat, küçük atıştırmalıklar falan. Kahveler de var. Kahve de alabiliyorsunuz. İstersen fiyatlarını da göster ama siz hangi zaman diliminde bunu izlersiniz bilmiyorum. Muhtemelen 3 katına çıkmış olur sizin izlediğinizde. Burası 3. kat, yani mimarlık katı burası. Mimarlık fakülteleri, derslikleri var bu katta. Şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık derslikleri bunlar. Şöyle birazcık gezelim katı. Daha detaylı görün. Ama hava da asıl duruyor. Mesela şu an boş bir sınıfa girdik çekmek için. Burası şehir ve bölge planlama bölümünün dersi. Burada mesela böyle grupça daha çok çalışmalar yapıldığı için büyük masalar ve etrafında sandalyeler oluyor. Çünkü genelde ekip çalışmaları ağırlıklı bu bölümde. Kocaman. Evet. Ya buralara mesela tahtalar falan asılıyor sanırım. Bu kısmı da gösterelim dedik size. Sanatsal. Birinci katta genelde biz birinci sınıftayken ortak derslerimizi aldık. Yani işte kimya, fizik, matematik. Matematik dediğim hani kalkülüs dersi. Bu tarz dersleri biz hep bu katta aldık. Yani birinci sınıftayken ortak derslerinizi bu katta alıyorsunuz. İngilizce falan, akademik İngilizce, o dersler de hep bu katta oluyordu genelde. Bu şekilde. Şimdi ikinci kattayız. Burası elektrik elektronik mühendisliği bölümü. Burada da işte elektrik elektronik derslikleri var. Onlar bu katta ders görüyorlar. Çok mutluyum. Sonunda boş bir amfi bulduk arkadaşlar. Güzel. 4 kat gezdik. Hepsinde amfiler doluydu. Şu an boş amfi bulmamız sevincini yaşıyorum. Her katta var ama dediğim gibi diğer katlarda doluydu. Böyle amfilerde genelde öğrenci sayısının fazla olduğu dersler, yani kontenjanı daha yüksek olan dersler böyle amfilerde işleniyor. Bir dersi daha az öğrenci alıyorsa daha küçük sınıflarda işleniyor o ders. O şekilde. Evet. Burada fiyatlar biraz daha nispeten uygun olabiliyor, yani makarnalar falan uygun ve güzel olabiliyor. Oh, 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 oh,
Evet. Şöyle hemen şu kısımda arkadaşlar, zemin katta masa tenisi var. Raketler, toplar falan. Kaliteli bir aktivite. Ben nefret ediyorum, o kadar yavaş ki. En son yemek ücreti 2,5'tu bu arada. 2,5 olması lazım güncel fiyatı. Bu arada yemek listesine Gazi'nin Medico sitesinden bakabilirsiniz arkadaşlar. Güncel olarak yemek listesi yayınlanıyor. Bugünkü menü harika bence. Tek kelimeyle. Çilek vazgeçilmesiniz zaten. Bu şekilde yemekler. Biz şimdi yemek yedik, yemekhaneden çıktık. Hemen zemin katın aşağısına iniyoruz, yani eksi birinci kata. Orada kütüphane var arkadaşlar, bir de kırtasiye falan var. Kaç tane kırtasiyemiz var? Okul içerisinde iki tane kırtasiye var, aynen. Şurası bizim bodrum katındaki kırtasiyemiz. Burada bir kütüphane var, söylediğim gibi. Endüstri Mühendisliği danışman hocalarının odalarını da göstermek istedim bu şekilde. Böyle bu kat tamamen onlara ait. Hani kendi danışman hocanızın yanına gelmek istediğinizde asansörle 8. kata çıkıyorsunuz. Bu kat. Okuldan çıkıyoruz. Evet, ve bugün de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bence güzel bir vlog oldu. Ben çok sevdim. Ben okuluna hayran kaldım. Ben hatta gerçekten bölümü değiştirip burada okumak istiyorum. Şey, geçiş mi, yatağa geçiş mi, onu yapayım kanki. Betül bizim fakülteyi bayağı bir sevdi. Ben bayağı beğendim yani. Ben burayı çok daha yeni ve modern geldi bana. Ya açıkçası. Tabii bence de Betüllerin fakültesine göre daha güzel yani. Ve hakikaten bizim hani gerçekten üniversite ortamımız yok. Tek hatta bölüm Derya, ya çünkü. Aynen, evet. Derya hatta şey dedi, liseden gelip üniversiteye geliştim falan dedi bana. Gerçekten öyle. Burada gerçekten üniversite ortamı var. Çok fazla insan vardı. Ben sürekli gelen geçen insanlara bakıyordum zaten. Bir de hani normalde bizim fakülteye biz küçük deriz. Böyle tam bir kampüs içerisinde olmadığı için hani bütün bölümler yok aynı kampüsün içinde. Burada sadece mühendislik ve mimarlık bölümleri var. Betül'e burası bile büyük geldi. Evet. Bence gayet büyük yani, çok güzel. Umarız sizler için çok faydalı bir video olmuştur ve keyifle izlemişsinizdir. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna evet. Tıklamayı unutmayın. Başarılar diliyoruz. Buraya kazanırsanız haberiniz olsun. Ya da Gazi'de herhangi bir bölümde olsak kazandıysanız haberiniz olsun. Yardımcı oluruz yani. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.